Orası Anadolu yakası, bu geldiğimiz tarafta Avrupa yakası. İstanbul'un yakası mı var? Var tabii, hem de iki tane. O zaman bu köprüde kravatı. Evet, bu köprüde kravatı. Gel. Hiç yaşlanmayacaksın değil mi Kenan? Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömür. Ben senden önce ölmek isterim. Gidenin arkasından gelen. Gideni bulacak mı sanıyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Yine açılışı Cahit Sıtkı ile yaptın. Sen de Nazım'la iyi cevap verdin ama. Dur bakayım. Bu yakışıklı da kimmiş böyle? Yusuf. Sen Yusuf musun? Yusuf ya. Nereden geliyor bu yakışıklılık? Anladım şimdi. Öpebilir miyim seni? Oh. Eyvah! Silerim de kızlar kıskanmasın sonra. Aç mısın? Yok değiliz. Yolda bir şeyler yedik. Hem kamyon gelecek, onları bekletmeyelim olur mu? Hadi bakalım. Kenancığım, moralimi bozmak istemem ama ben tutulan evi gördüm. Biraz bakımsız. Eşyaları taşımadan evvel bir boya badana gerekecek. Allah Allah, öyle misin? Ben bacanatla konuşmuştum. Hatta ne renk yapacağını bile söyledim. Dünden evi gördükten sonra boyadılarsa bilmiyorum. Son gördüğümde badanası falan yapılmamıştı. Anladım. Ben bir bacana arayayım. Hem de kamyon gelirse bekletsinler. Kurt gibi acıktım. Kaç kere dedim çıkar şu önlüğü diye. Meyveleri cilala. Sonra da sofraya gel, bununla otur. Olacak iş değil ha. Hoş bulduk. Senin günün nasıl geçti? Çok konuşma da otur yemeğini ye. Hadi. Alo. Alo. Duyuyorum, duyuyorum. Paşanak, geldiniz mi? Rıfat. Hı? Yavaş ye. Yavaş. Boğulacağım. Ne olacak abla? Bana bak. Kim aradı bunu bu saatte? Ne bileyim ben. Ne öyle uzaklaşmalar falan? Ha? Siz yine bir işler çeviriyorsunuz ya. Hadi hayırlısı. Benimle ne alakası var? Esnafın biri aramıştır, onunla konuşuyordu. Allah Allah. Rıfat, güldürme beni. Bir kasap çizme vardı, konuştu. Onunla da senin sayende küs. Tamam, tamam, tamam. Halil emlakçıyı da alıp eve geçecekmiş. Boya olayını da gelince konuşuruz dedi. Hadi gidelim. Thank you.
korkma. Korkma aşkım, buradayım. Korkma. Buradayım bir tanem. Buradayım. Bana bak Kenan Efendi. Eğer kardeşime bir şey olursa iki elim yakandadır, haberin olsun. Bir şey olmayacak ona, merak etme. Bir tek sen biliyorsun değil mi her şeyi? Kaldırdın gebe kıza, onca yol getirdin. Harap olur dedim, biz gelelim dedim, dinlemedin Kenan! Bakkaldır, sipariş vermiştim de. Ha. Kayınço, demin arayan bacanaktı. Gelmişler, acilen çıkmamız lazım kayınço. Tamam, sen git, ben ablamı oyalarım. Şişt, bana bak. Böyle oyalarım ayağına, kaytarayım falan deme sakın ha. Dünya kadar bir şey var şimdi. Ne konuşuyorsunuz siz öyle fısır fısır ya? Ne konuşacağım Gonca, ben bununla ya? Kardeşin yine bütün salatayı silmiş, süpürmüş, bitirmiş. Sen lokmalarını mı sayıyorsun onu? Sayamıyorsun ki. Adam mitralyoz gibi tık 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 gidiyor. Hiçbir şey sayamıyorsun ki. Ali. Allah Allah. Tamam, tamam. Saatinle izin verir misin? Niye, ne oldu yine? Evden mesaj çektiler de acil gel diyorlar. Merak ettim, bir gidip bakayım. Mesaj Rıfat'tan olmasın sakın Aynur. Of abla ya, ne yapayım? Tamam, çok geç kalma ama. Bir sürü sipariş var. Tamam ablacığım, merak etme. Yarım saate buradayım, son saate görüşürüz. Heh, sağdaki ev. Gelmemiş daha. Burası mı? Hı hı, burası. Nasıl, beğendin mi? Bilmem. Bacanak birazdan gelir. Kız ne yapıyorsun? Delirdin mi? Yok. Hadi gir içeri, gir. Gireyim mi? Niye ki? Ablam bekliyor. Niye? Niye? Takılmış plak gibi tekrarlayıp durma. Yarın ablamın günü var. Ne olmuş? Kız bir sus da dinle. Sen pastanede çalışmıyor musun? Evet. Ablama birkaç tane güzel börek tarifi ver, tavla onu. Ya iyi de ben börek bilmem ki. Hamur aç o zaman. Onu hiç yapamam. Ne yaparsın Aynur'um sen? Krema sıkayım mesela. Yuh, onu ben de sıkarım. Tamam, senin bir şey yapmana gerek yok. Ablamı evde tut yeter. Bir şey isterse sen çık dışarı al. Ablam kesinlikle dışarı çıkmasın, tamam mı? Tamam. Hadi gir. Ellerim hamurlu, gel iki yumurta ver. Ablaların en güzeli, ablaların en güzeli. Yumurta vermez miyim? Fe fe diye konuşuyorsun ya, bitiriyorsun beni, çilek kokulum benim. Kes sevzekliği Rıfat.
Enişteni görüyor musun? Bak. Çıktı gitti. Geç gelirim dedi. Zerzevatçı gelecekmiş. Yahu dükkan çürük sebze meyve dolu. Adam hala mal alma derdinde. İyi diyorsun da abla. Adam çürük meyve sebze mi satsın? Neyse biz bırakalım eniştemi. Bil bakalım ben sana kimi getirdim. Düşündüğüm kişi değildir umarım. Üstüne bastın. Tan ta da tan ta da tan ta da tan. Ran ta da tan ta da tan ta da tan. Ve Aynur. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Rıfat. Kız senin günün olduğunu duyunca ikiletmeden koştu geldi abla. Aman bırak istemez. Öyle deme abla. Aynur'un müthiş börek tarifleri var. Aman Zeynep'in yanında taş olsa öğrenirdi. Onca sene pastanede durdu. Neymiş peki? Ne neymiş? Özel tarifi. Tarçınlı. Tarçınlı. Tarçınlı mı? Börek mi? Ha şu Tahsin'in meşhur tarçın. Sen mi yapıyorsun? Abla müthiş valla. Müthiş valla abla yani. Bu civardaki bütün evler Mustafa'dan sorulur. Aynı zamanda bakkaldır kendisi. Allah Allah. Bunun da sıkışası tuttu. Hiç yapmazdı ama aksilik işte. Allah Allah. Kapısı bozuk bu evin. Yok yeğenim niye bozuk olsun? Açılır şimdi. Hah, açıldı işte. Buyurun buyurun. Buyurun. Şu duvarların haline bak. Hakikaten ben de onu soracaktım. Ali ne oldu bu duvarlara Allah aşkına? Ya bacana. Hani boyacı getirecektiniz. Boyanmamış duvarlar. Vallahi ben bütün gün tezgahın başındayım biliyorsun. Senin gönderdiğin paranın hepsini de Rıfat'a verdim işaretsin diye. Halletmiş. Sağ olsun. Neyse. Üstünden iyice bir geçeriz hallolur inşallah. Zaten onun haricinde bir eksiği gediği yok evin. Haksız mıyım? Haklısınız. Buyur abla patates hazır. Kız bana bak. Bunun içine patates koyduğumuza emin misin? Eminim abla. Tarçını bunun içine katmayacağız herhalde. Yok abla olur mu hiç öyle şey? Neye katacağız? Kız söylesene üstüne mi serpeceğiz? Ne bulduysak koyduk biz bunun içine. Yufkaya serpeceğiz ablacığım. Yufkanın üstüne tarçın mı serpeceğiz? Evde tarçın var mı? Var. Abla süt bitmiş. Ne yapacaksın sütü? Aynur inanmıyorum. Söylemedin mi ablama? Neyi? Abla Aynur bir pasta yapıyor. Dillere destan yahu. Pasta mı? Neli? Neli? Muzlu. Muzlu. Abla ben şimdi bakkala gidiyorum süt alıyorum. Oradan enişteme gidiyorum. Muz alıyorum. Size kolay gelsin. İyi öğleden sonra. Demek muzlu pasta. Kimler gelmiş? Oh! Oh! Ya bir yeğen dayısını ancak bu kadar çeker ya. Dur bakayım sana. Ya bu ne yakışıklılık. Biraz da başkalarına bıraksaydın. Aynı dayısı ya. Şükür kavuşturana. Nasılsın Rıfat? Sağ ol enişte. Sen nasılsın? İyidir sağ ol. Hoş geldiniz mühendisiniz. Hoş bulduk. Benim üniversiteden arkadaşım. Edebiyat öğretmeni Sedef. Aynı okulda görev yapacağız artık ilk defa. Ya? Hani demiştim ya sana Kenan'ın okuldan arkadaşı gelecek, evi görmeye gelecekler diye. Ha tamam şimdi hatırladım. Kusura bakmayın, hoş geldiniz tekrar. Baldız nerede? Eniştem söylemedi mi? Ne? Ablam çok rahatsız. Çok selam söyledi. Kusura bakmasın dedi. Ben iyileşince dedi. Ziyaretlerine geleceğim dedi.
gitseydik bari be. Gerek yok. Allah korusun size de bulaşır falan. Ya sen onu bunu bırak da bu duvarların haline Rıfat. Yine cebe indirdin değil mi parayı? Hanımefendinin yanında ayıp olmuyor mu enişte? Ben usta tuttum tutmasını ama onların çalışacağı yoktu. Ben de kaptım fırçayı, vurdum boyanın gözüne ya. Heh, tahmin etmiştin sen. Buraları sen boyadın değil mi? Aşk olsun. Dün akşam niye geç geldim zannediyorsun ki eve? Oğlum Aynur'la beraberdin sen bütün gece. Evet, Aynur'la beraberdik. Bir de beraber boyadık burayı. Yuh artık be. Bu kamyon geldi. Hadi, koş bakalım o zaman hadi. İyice temizledim. Yatak çarşaflarını da serdim. Eline sağlık. Hayrola gidiyor musun? Evet. Aklım deryada. Havada kararmak üzere. Doğru. Neyse gerisini biz hallederiz zaten. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Zahmet oldu. Saçmalama. Ne yaptım ki? Yusuf nerede? Dışarıda. Rıfat'la kamyonda son kalan parçaları alıyorlar. Çıkarken görürüm onu da. Tamam. Hadi peki. Görüşürüz. Derya'yı da getir bir gün. Getiririm. Gerçekten mi? Değişik. Ay beğendin demek. Beğenmedim. Değişik dedim. Bu Rıfat'ta nerede kaldıysa. Daha muzlu pasta yapacağız. Halil ödüm koparttın ya. Ne yapıyorsun sen hala mutfakta? Onlar ne öyle? Ya yarın için börek çörek bir şeyler hazırlamıştım da onları saklıyordum. Yapma ya. Ha sulanma. Hepsi misafirlere. E hiç artmayacak mı bu Mehmet? Artarsa veririm. Ha şöyle bak kendi evimizde artıkçı olduk ha. İşine gelirse. Kız Gonca. Hı. Bak ne diyeceğim. Ne diyeceğim? Börek ver diyeceğim. Yok be ne böreği boş ver böreği. Otur şöyle gel gel. Gel, gel otur. Bugün dükkana bir müşteri geldi.
Aynı Kenan. Hani bu kadar olur. Hangi Kenan? Damat Kenan. Onun damatlığı Bahar'la birlikte öldü. Sen bana öğretmen Kenan de, ben anlarım. Sen hala kızgın mısın bu adama? Bilmiyormuş gibi davranma. Kızgınım tabii. Nereden çıktı şimdi bu? Dedim ya işte, dükkana bir müşteri geldi. Aynı Kenan'a benziyordu. Hatta yanında bir de oğlu vardı. Allah bilir ya, o da Yusuf'a benziyordur. Nereden bildin ya? Evet. Sen nereden bildin? Sanki gördün çocuğu. Lafı nereye getirmeye çalışıyorsun sen? Ben lafı bir yere getirmeye çalışmıyorum hayatım. Ya hiç merak etmiyor musun şu yeğenini? Etmez olur muyum hiç? O benim kardeşimin tek emaneti. Ama o öğretmen Kenan yok mu? E ne yaptı bu adam sana bu kadar? Halil, şimdi de onun safına mı geçtin ha? Daha ne yapacaktı? Kızı aldı ta Tekirdağ'a götürdü, ses etmedi. Okumuş etmiş adam. Adam olana söz bir kez söylenir. Doktorlar dost doğru söylemişler. Bu doğum tehlikeli. Çocuğu alalım demişler. Ben de dedim. Ama dinleyen kim? Olan benim kardeşim Bahar oldu. Bence haksızlık ediyorsun. Hiç de bile. Sen karışma benim işime. İyi. Sen bilirsin. Hadi ben yattım, iyi geceler. Çocuğu aldırmamız gerek. Böyle bir şey olmayacak Kenan. Mecbur değilsin ki. Duymadın mı? Doktor ne dedi? Ölebilirsin bile dedi. Anlamıyor musun? Bu çocuk yaşıyor şu anda Kenan. Kalbi atıyor. Yapamam. Mecburum. Sana bir şey olursa ben yaşayamam Bahar. Hangi börekler? Börekler yok. Bilmezlikten gelme. Bir tek sen biliyordun yerini. Tuhaf tuhaf konuşma Gonca. Bir evde börek varsa bakılacak yer fırındır. Sen almadıysan kim aldı peki? Kim alır? Rıfat denilen mutfak faresi almıştır. O kadar böreği ne yapsın canım? La, hiçbir şey bilmiyorsa götürür satar. Bak, ben de diyorum ki bu çocuk Aynur başıma boşuna dikmez. Alacağın olsun Rıfat. Yaktın beni Rıfat, yaktın. Kesin o kızın başının altından çıkıyor bunlar ha. Kim? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kimlik senin kardeşinin içinde var.
Yoksa ne olacak? Kız istese evinde yapar pastasını, böreğini. Pastanede satar. Pastane? İyi dedin Ali. Hadi git pastaneden börek çörek bir şeyler al. Yok ya. Sen dün bir parça böreği bana çok görürken iyiydi ama. Misafir senin misafirin arkadaşım. Git böreğini çöreğini kendin al. Vallahi ben hiç karışmam. Baldız hastaydı da bu kadar böreği çöreği nasıl yaptı ya? O kadar da değil enişte. Sen de iyice yatalak yaptın kadını. Üşütmüş biraz. Vallahi uğramak lazım da ayıp oldu ha. Sakın! Sakın! İşine gücüne baksın dedi. Sakın dedi. Ben dedi en boş anımda uğrarım dedi. Rıfat. Heh, efendim enişte. Gonca bana hala kırgın değil mi? Yok enişte, ne alakası var? Olsun bakalım. Evet, son lokma geliyor. Açalım ağzımızı. Baba ya. Ne baba ya? Oğlum son lokma. Az önce de son demiştin. Öyle mi dedim? Allah Allah. Bu harbiden son ama. Hadi aç bakalım, bak dökülecek ha. Aferin sana, aferin. Dayınla kalırsın değil mi? Ben çıkıyorum. Ne zaman geleceksin? Okula gidiyorum oğlum. İşim bitince geleceğim, tamam. Rıfat. Birlikte görüşürüz, kolay gelsin. Kolay gelsin Aynur abla. Sağ ol Cener'cim. Küçük bey uyanmış. Hayrola, yardıma mı geldin yoksa? Bundan güzel, yardım mı olur? Tezgahı boşaltıyorum işte. Şu saçının başının haline bak Caner ya. Gel bakayım. Of abla ya. Tarz meselesi. Hem sen şimdi boş ver saçı falan. Biraz para versene bana. Ne parası bu? Okul yok, bir şey yok. Yuh abla. Akşam söyledim ya arkadaşlarla buluşacağız diye. Akıl mı bıraktın? Bana bak, okulların açılmasına çok az kaldı. Kendine bir çeki düzen ver artık. Tamam. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Ne haber Ertiz? Ne olsun be abi, bildiğin gibi işte. Görüşürüz. Ya Rıfat, delirdin mi? Baban göreceksin. Niye geldin? Müşteriyiz kızım. Belki yeğenimize pasta almaya geldik. Ne biliyorsun? Allah Allah. Yeğenin mi? Merhabalar. Ben yeni matematik öğretmeni Kenan Dağaşan. Aa Kenan Bey, hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Ben Tevfik Kurtaş, okul müdürü. Çok memnun oldum. Ben de. Fizik öğretmenimiz Metin Bey. Aynı zamanda lise son sınıfların da müdür muavini. Öyle mi? Memnun oldum hocam. Ben de. Ev işini hallettiniz mi? Halledemediyseniz. Yok yok, hallettim. Gelir gelmez halloldu. Sağ ol. O zaman en zor kısmını halletmişsiniz. Peki nerede? Yakınlarda mı? Yakın. Buraya yürüme mesafesi. 5 dakika. Çok iyi. Bu arada unutmadan size özlük dosyamı vereyim. Ben daha bizim ufaklığı okula yazdıracağım da. Kenan Bey. Buyurun hocam. Pantolonunuz leke olmuş. Ha evet. Onu da arabaya binerken fark ettim. Kahvaltıda pekmez dökülmüş. Çok kötü görünüyor. Kendinizi benim yerime koyun. Tanışacağımız gün karşınıza bir pekmez lekesiyle çıkıyorum. Siz olsaydınız ne düşünürdünüz? Sağlıklı beslendiğinizi.
Hocam, müsaadenizle. Müsaadeniz. Yanımda oldu. Adamdaki rahatlığa bak ya. Bir de üstüne laf çarpıyor. Rahat mat. Geldiği okuldaki bütün öğrenciler ayaklanmış. Bizi bırakmasın hocamız diye. Sana bana bunu yaparlar mı Metin Bey? Mı? Sen kimin oğlusun bakalım? Kenan'ın. Senin ismin ne? Zeynep. Benimki de Yusuf. Memnun oldum Yusuf. Pastanın içinde de çikolata var mı? Var. Bak, sen şu taburede uslu uslu otur. Hiçbir şeye de dokunma, tamam mı? Pastanın içine çok mu çikolata koydun? Evet. Sen çikolatayı çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. O sıktığın şey ne? Krema. Krema sütten mi yapılıyor? Evet. Ben sütü sevmediğim için kremayı da sevmiyorum. Çikolata daha güzel değil mi? Bilmem. Pastalar neden yuvarlak oluyor? Hı? Çok da yakıştı. Pastayla alakalı her şeyi sorup öğrendiğine göre sen de bir pasta ustasısın artık. Ve ustalara her şeyi bildikleri için hiçbir şey sormazlar, değil mi? Ben artık bu dükkanın ustası mıyım? Evet dedim ya. O zaman bu pastayı ben yapabilir miyim? Sevdin mi sen Aynur ablamı? Sevdim. Peki ya Zeynep'e? Rıfat! Buyurun cenaze namazına. Rıfat! Rıfat diyorum, duymuyor musun? Ablam güzeller güzeli kopmuşum benim. Hiç yanaşma. Yemezler. Ne yiyorsun sen? Kurabiye. Rıfat, böreklerim nerede? Ne böreği? Dayı. Ne dayısı? Ne dayısı? Dayı diyor. Dayı demiyor. Ayı diyor. Ayı diyor. Bu tutturdu oyuncak ayı diye. Bu beyazlarından olanmış. Neyim, panda mıymış ismi? Ya vardan anlamıyor, yoktan anlamıyor. Belki paramız yok. Sende vardır inşallah. Para yok bende. Tamam, ben eniştemden alırım. Hadi görüşürüz. Nereye gidiyorsun canım? Dur. Bu çocuk kim? Hangi çocuk? Bu çocuk. Ha, bu çocuk şey bu ya. Bu. Metin'in o. Zeynep'in nişanlısı Metin'in. Ya hayır ben. Ya sen bunu ye bakayım. Al, aferin ya. Allah ne sabırsız çocuksun, tamam alacağız sana ayı ya. Aa, dükkanda ayaklarına dolaşıyor, elime tutuşturdular al sen bunu diye. Sana neymiş Metin'in oradan? Bırak Zeynep baksın çocuğa. Yapacak bir sürü işimiz var. Yürü. Abla, abla bir saniye bekle. Biz teşekkür ederiz, iyi günler. Kolay gelsin. Aa Gonca abla, hoş geldin, nasılsın? Bırak şimdi nasılsın. Bana şu tarçınlardan birkaç parça hazırlayıver, hadi. Tarçınlı kurabiyelerden kalmadı değil mi Aynur? Kalmamış ablacığım, hadi yürü gidelim. Ne diyorsun canım, bırak bunu ya. Evet tarçınlı kalmadı ablacığım. Ama ben sana bunlardan bir şey hazırlayayım. İyi, pastane işi gibi durmasın ama. Sen şöyle ev yapımı gibi olanlar ver. Tamam ablacığım, merak etme. Bana bak, Zeynep'in haberi var mı bu çocuktan? Olmaz olur mu? Bugün tanıştılar.
Görüyor musun Metin? Ne yere bakan yürek yakalmış meğer. Aa, Gonca abla hoş geldin. Hoş bulduk. Bize tam senden bahsediyordu. Hayrola? Siparişler bitmedi mi daha? Hadi geç kalıyoruz, olmaz ki. E tamam, hazırlıyoruz işte. Ne bağırıyorsun? Zeynep. Pek şekermiş senin. Benimki? Pastalar, pasta. Süper, bal, bal. Rıfat, ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ne pastası ya? Pasta da mı alsak? Aa, yok olmaz. Hazır olduğunu hemen anlarlar. Ben o börek çöreğin yanına bir de kısır yaptın mı tamamdır. Ben kısır yapacaktım ya. Sen beni lafa tuttun, ben unuttum. Al sen bunu. Al. Şimdi ben eve geçiyorum, sen de siparişleri getir, tamam mı? Zeynep. Vallahi çocuk pek yakışıklıymış. Aynı babası. Maşallah. Boş yakalım. Hadi. Güzeller güzeli. Ben gelinceye kadar Yusuf'la ilgilenirsin değil mi? Çabuk gel ama. Çaldırınca parkın oraya gel. Sakın açmam, kontrolüm bitiyor. Bu aldıklarımızı da Halil'in işlemin hesabına yaz. İyi de Halil abinin hesabı yok ki. Aç o zaman. Kızlar, bugün nasıl şaşırdım, nasıl şok oldum anlatamam. Aa, anlatsana ne oldu ki? Ne oldu kız? Bizim pastaneci Zeynep vardı ya. Onun nişanlısı Metin'in çocuğu varmış. Aa, inanmıyorum. Ne diyorsun ayol? Kız o çocuk bekar değil miydi? Dul muymuş? Bilemeyeceğim. Ben çocuğu görünce Zeynep ne yapacağını şaşırdı. Bir panik, bir telaş. Hiç sormayın. Tabii yine de benden duymuş olmayın. Yazık kızcağıza, hayalleri yıkılmıştır. Sorma. Sorma hiç. Bu erkeklere güven olmuyor. Sabriye'nin kocası da aynı böyleydi, hatırlar mısınız? Ne saf ne temiz bilirdik. Meğer ne içinden pazarlıklı, ne yere bakan yürek yakanmış. E peki Sabriye nasıl anlamış? Ayol şüpheleniyormuş zaten. Gizli gizli telefon görüşmeleri, akşam eve geç gelmeler. Sonunda da kadını aldı, hediyeyi yakalamış. Aa, olmaz artık bu kadar da. Hayırlı işler abi. Sağ olasın, afiyet olsun. Al bakalım. Oğlum yıkamadan yeme şu elmayı, bir de çocuğa yediriyorsun. Bir şey olmaz ya. Doğru. Mikrop mikroba ne yapsın? Sen meyveleri tanıyor musun? Tabii. Peki, söyle bakalım. Bu ne? Şeftali. Vallahi biliyor. Peki o zaman bu ne? Kavun. Dayı sen söyle. Şu ne? Şey o ya. Şey. Ya dilimin ucunda ne cevizydi o? Hindistan cevizi bu değil ki. Hindistan cevizi bu, bu. Bu ananas, ananas. Yuh be kayınço. Ulan önünden zor kaçırıyorum, daha adını öğrenememişsin meyvenin. Bir an aklıma gelmedi ya. Yoksa ben de biliyorum onun ceviz olmadığını. Cıvımayın, cıvımayın. Sınavı ben yapıyorum. Peki. Bu ne? İyice cıvıdınız, kızacağım bak. O ne biçim laf öyle ya? Dayı baba! Baba! Hoppa! Hoppa! Ağırlaştın sen be. Hoş geldin bacanak. Hoş bulduk. Ne haber enişte? İyi vallahi, yorgunum biraz ya. Baba beni okula yazdırdın mı? Yazdırdım oğlum. Aslan babam benim. Hadi yine iyisin. Okumayı sökünce hediyem benden. Okumayı biliyorum ki ben. Hadi canım. 4 yaşında öğrendim, 4. Vallahi mi? Zekası da bana çekmiş enişte. Baksana 4 yaşında okumayı sökmüş. Sen de mi erken sökmüştün? Ha tabii canım. 9'u doldurmamıştım ben. Gençler! Var mısınız maça? Efendim abi? Maça diyorum, maç yapalım mı? Yok abi biz almayalım. Ne oldu, korktunuz mu lan? Ne korkacağız Rıfat abi?
Kralını oynarız. O zaman? Bana uyar abi. Sıkılmıştım zaten. Tamam o zaman. Sen iddialı birine benziyorsun. Sen karşı takımda ol. Arkadaşın da seninle olsun. Sen gel bizim yanımıza. 3-3. Kabul mü? Siz kaşındınız. Dondurmasını o zaman. Bize uyar. Abicim sen ne yaptın? Caner amatör kümede sayı kralıdır. Vallahi bizi mahveder. Yapıyorsun Ed. Yeni jübile yaptım. Öyle değil mi Rıfat? Yeni jübile yaptım. Hadi ya. Beyler dondurma kesmez o zaman. Altına fıstıklı baklava serelim. Yusuf. Gel oğlum sen de hakem ol. Gel. Tamam baba. Ver bakalım. Hava atışıyla başlıyor. Hadi bakalım. Dümdüz yukarı. Başla. Hoppa. Kemik Turgut, kaçın beyler. Bu ne gürültü ya? Sizi mi dinleyeceğiz? Gidin başka yerde oynayın. Beyefendi, basketbol oynuyoruz. Basketbol sahasında sizin evin önüne yapmışlar. Kusura bakmayın. Beyefendi, yaşından başından utan ya. Çocuğun yaşında hepsi. Hakem oğlum zaten. Ayrıca yaşımda ne varmış ya? Benim yaşımdakileri NBA'de rüya takımı alıyorlar. Öyle değil mi? La havle ve la kuvvet. Hadi gençler. Gelin bakalım. Yok abi, bizden bu kadar. Ya olur mu oğlum? Daha 2 sayı var bitirmemize. Abi demin cama çıkan adam vardı ya, o bizim tarihçi. Çok kıl adamdır. Eğer evinin önünde top oynadığımızı görürse vallahi aklımızı alır. Oğlum derste miyiz? Hadi yürüyün gelin. Yok abi, hiç işimiz olmaz. Oo. Ben de bir daha buraya gelirsem sizinle oynamaya. Yürü bakalım Yusuf, hadi yürü. İddia konusu baklavalar alırım ha. Adam deli galiba. Harbi ya. Sevdin mi dayının eniştene? Çok sevdim. Peki teyzemi ne zaman göreceğim? Bilmem. İşi var herhalde. Belki yarın görürsün. Evet, yarın benim doğum günüm. Belki o da gelir. Aa! Yarın senin doğum günün mü? Unuttun mu yoksa? Unutmadım tabii, şaka yapıyorum. Keşke annen de burada olsaydı. Yusuf, sana bir şey soracağım. Dayını seviyor musun? Seviyorum. Peki yeni mi sevdin yoksa daha önceden beri seviyor musun? Daha önceden de seviyorum. Ama hiç görmeden nasıl seviyordun? Bilmem, sevdim. Demek ki sevmek için görmeye gerek yok öyle mi? Evet. Bak oğlum. Annen seni görüyor mu görmüyor mu bilmiyorum. Ama seni çok seviyor onu biliyorum. Ben de onu çok seviyorum. Aferin benim oğlum. Of, hadi bakalım.
Sen mi okuyacaksın, bana mı okutacaksın? Keloğlan ve çoban en sevdiğim. Baba sen oku lütfen. Peki bakalım, hadi. Ben okuyayım. Gel bakalım. Ben zaman içinde, kaldım zaman içinde. Keloğlan ve annesi babasının yaptığı çobanlıkla geçinirlermiş. Ütü buhar vermiyormuş kayınço. Şu alet çantasına bir kapı ver de şuna bir bakayım. Boşverin işte, ben sonra hallederim. Tabii canım, neden başımıza ne geldiyse senin o son halledeceğin işlerden gel. Hay Allah'ım ya, ihale yine bana kaldı. Tabii kalacak, tabii kalacak oğlum. Bu evi şimdi hallederim dedim, rezil olduk bacana. Neden parasını da cebine indirmişsin, vallahi yatacak yerin yok. Allah Allah, Rıfat şunu yap, Rıfat bunu yap, Rıfat şuraya git, Rıfat buraya git. Bütün işi ben halledeyim, bir de üstüne fırça yiyeyim. Beğenmiyorsan kendin yap. Yaparım. Git benim yerime dükkanla dur, yaparım canıma minnet. Sanki ben dükkanda dursam gidebileceksin. Ablamın korkusuna kılını kıpırdatamıyorsun be. O da işin başka yönü tabii. Ablan duyacak diye bölüm kopuyor oğlum. Duyarsa ikimizi de öldürür. Çok riskli iş yapıyoruz kayınço. Riskli miskli. İkimiz de sevdiğimiz için yapıyoruz. Bıraksaydık da ortada mı kalsalardı? Yani yine de korkuyorum. Kolay değil. Bunca yıldan sonra Gonca'mın arkasına ilk defa iş çeviriyorum. Sen de ne korkak çıktın be enişte. Erkek adam yaptığının arkasında durur. Dükkanda bugün karşılıklı kahkahalar atarken zevkten ölüyordun ya. Bilmiyorum ya. Neyse tamam merak etme ben oyalarım. Zaten alıştım buna. Ablamı oyala, Aynur'u oyala. Kayınço. Ha. Her şeyi Gonca'ya itiraf edip kurtulsak mı ne dersin? Hayır yok öyle bir şey. Saçmalama unut unut. Seni de öldürür, beni de öldürür, onları da öldürür. Zaten yalan söyledik. Zavallılar ablam her şeyi biliyor zannediyorlar. Nasıl açıklayacağız? E o da doğru. Bir de ortada çocuk var, heba olur. Ne? Bir de çocuk mu var? Eh Halil. Ben de sana bu dünyayı dar etmezsem. Sen dur. Elbet suçüstü yakalayacağım seni. O zaman ölümlerden ölünmeyen. Dükkanı eskisi kadar para kazandırmıyor artık kayınço. Ne uzuyoruz ne kısalıyoruz ya. Bu büyük marketler iyice büktü belimize ha. Şu kantin işi bir olsun. Senin dükkanı para koymak için kullanacağız. Yerden tavana kadar para balyası dolacak her yer. Ah be ah. At Martin'i Debreli Hasan at. Yer gök inlesin. Ya o lisenin kantinini bize verirler mi kayınço? Kim bilir ne zenginler girer o ihale. Öyle demeyin işte. Bu iş para işi değil. Bu iş güven işi. Kenan eniştem de artık o okulda. Bize bir kefil olsa aldık gitti kantini ya. Ya yok sen hakikaten safsın kayınço. Ulan hadi kantini aldık. İçine malzeme koyacak parayı nereden bulacağız? İyi insan lafının üstüne alan. Kenan enişte buyur. Alo enişte buyur. Alo Rıfat. Ya ben evden acil çıkmak zorunda kaldım. Yusuf da evde yalnız. Hadi bize bir geçer misin kayınço be? Ne demek enişte? Ayıpsın. Hayrola sen nereye gidiyorsun bu arada? Öyle mi? Tamam sen merak etme. Ben geliyorum. Hadi görüşürüz. Enişte. Bugün Yusuf'un doğum günüymüş. Hediye almamız lazım. Para ver. Allah Allah. Aslanım param yok dedim. Bunun neyini anlamıyorsun sen ya? Ya sanki keyfim için istiyorum ya. Yusuf için istiyorum. Hediye almayacak mıyız? Abi, bu ortaklığımız nereden geliyor ben onu anlamıyorum bir kere. Git kendi hediyeni kendin al çocuğa. Bana ne? Hayır bana ne? Üç gün çalışmıştım dükkanda. Ver yevmiyemi. Ne diyor? Veriyor. Üç günün hesabı üç yıldır kapanmadı git. Vermiyorum yevmiyeni. İstersen ablama söyleyeyim. Benim hesabı o kapatsın ha. Hayır hayır onu yapma. Onu yapma tamam onu yapma hayır. Allah kahretmesin tamam. Kötü günler için sakladığım bir yarım altınım vardı. Onu bozdurup bir şeyler alacağız artık. Ne yapalım? Ver o altını bana ben bozdururum. Ah!
Sen o altını rüyanda görürsün. Ben gider kendi altını kendim bozdururum. Demek öyle. Öyle. Ben enişteme gidiyorum. Yusuf evde yalnız. Ama bunu unutmam Halil Güler. Unutma. Biricik kayınçona güvenmiyorsun. Ayıp be senin yaptığın. Güvenmiyorum tabii. Ya arkamdan konuşma. Yüzüne söylüyorum. Güvenmiyorum arkadaş. Güvenme sen güvenme. Güvenmiyorum. Serser. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. Merhaba, hoş geldiniz. Ben bir tane doğum günü pastası bakmıştım da. Tabii. Pastalarımız bunlar. Meyveli mi, çikolatalı mı? Ben bunlardan almayayım da. Aa, neden? Pastalarımız günlüktür. Oldukça da lezzetlidir ayrıca. Yok, eminim öyledir de. Ben böyle biraz da özel yapım bir şey istiyorum. Yani özel dizayn edilmiş. Aa, o zaman İstanbul'daki en doğru pastaneye geldiniz. Zeynep ablam özel pasta tasarımlarında bir numaradır. Biliyor musunuz? Geçen hafta ta İzmitler'den pasta siparişi geldi Zeynep ablama. Yapmadı. Neden? İzmit'e gidene kadar bayatlar pasta da ondan. Doğru. Zeynep abla! Efendim? Beyefendi doğum günü pastası istiyor, özel tasarım. Hoş geldiniz. Kimin için olacaktı pasta? Oğlum için. Çikolatalı mı, meyveli mi? Çikolatalı. En çok sevdiği şey nedir? Arabalar, futbol. Hani onları da çok sever tabii ama masal kitaplarına daha düşkün. Kaç yaşında oğlunuz? 7. Bugün 7 oluyor. Peki pastanızı buradan mı alırsınız, eve mi gönderelim? Saat 5 gibi buradan alsam olur mu? Oo, saat 5'e kadar Zeynep ablam 5 tane pasta yapar. Akşam 5'te hazır pastanız. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hayırlı işler, işin gücün rast gitsin. Allah bol kazanç versin inşallah. Hayrola hayatım, ölüyor muyum? Bu ne ihtimam böyle? Aa, beyim değil misin? Tabii ihtimam göstereceğim. Hayırdır inşallah. Neyse ben akşam geç geleceğim, beni merak etme, tamam mı? Niye? Dükkanın işleri be. Aman, zerzevatçı gelecek. Onu indir, bunu bindir, onu kontrol et, etiketleme falan. Ya uzun sürebilir yani. Hadi, Allah'a ısmarladık. İyi günler, hayırlı işler. Hoş geldiniz. Ya biz oğlum, muhabbet dışı bakmıştım da. Bizim oğlanın doğum günü. Öyle mi? Güzel bir hediye olur, buyurun. Kolay gelsin anne. Aa, Metin abi hoş geldin. Ben Zeynep ablama haber vereyim. Zeynep abla, bir bakar mısın? Ne oldu? Merhaba Zeynep, biraz konuşabilir miyiz? İşim var. Çok vaktini almayacağım. Söyle. Yalnız konuşsana. Aynur yabancı değil. Zeynep, baş başa konuşmamız lazım. İlla dediğin olacak değil mi?
Zeynep lütfen. Of Metin, of. Aynur, sen şu pastanın kenarlarını düzleştir. Ben geliyorum şimdi. Tamam. Seni dinliyorum. Zeynep, ben dün için özür dilemek istedim. Beni yanlış anladın. Ben anlayacağımı anladım. Özür diledim işte. Uzatmayalım ne olur. E ne kadar kolay değil mi? Yap sonra özür dile olsun bitsin. Ya biraz sinirlendim. Seni kırmak istemedim. Seni çok seviyorum biliyorsun. Ben senin sevgini değil saygını sorguluyorum Metin. Tamam hata ettim. Ama senin daha iyi yerlere layık olduğunu düşündüğüm için. Ay yine aynı şeyi yapıyorsun. Anladım. Tamam bunu sen seçtin. Çok da iyi yaptın. Tamam mı? Affettin mi? Metin. Bak, bunu akşam yemekte konuşalım. Baş başa. Mütevazi bir yer olacak. Senin istediğin gibi. Oldu mu? Ben de seni çok özledim aşkım. Of Rıfat ya, biz kavuşamayacak mıyız? Hem yalnızca babam değil ki, ablan da istemiyor evlenmemizi. Gıcık kapıyor benden. Eyvah! Gittin mi Metin abi? Gitti gitti. Düzeltti mi pastanın kenarlarını? Abla şey oldu. Ne oldu? Abla her şey birden bir oldu. Şey, Afit ablacığım ben hemen düzeldim. Dokunma. Ay nasıl düzelir bu pasta şimdi ya? Of Aynur of. Alamazsınız. Anlamadım. Siz 5'te gelip alabilirsiniz demiştiniz. Ben daha bile geç geldim. Bir aksilik oldu. Allah Allah.
Doğum günü pastasının aksiliği olur mu ya? Her şeyde bir aksilik olabilir. Biraz anlayışlı olun. Her şeyde aksilik olurmuş. Efendim. Özür dilerim Sedefciğim ya. Sinirlerim bozuk da biraz. Akşam için pasta sipariş ettim. Yetiştirmeyi becerememişler. Beyefendi fazla oluyorsunuz ama. Ablacığım tamam sinirlenme. Allah'ım hep benim yüzümden ya. Vallahi Hızır gibi yetişti Sedef ya. Ha, tamam. Çikolatayı çok sever. Tamam canım peki akşam görüşürüz. Sağ ol. Tamam hanımefendi. Pasta pasta istemiyorum tamam mı? Unutun. Bu pasta size teslim edilecek. Para da almayacağım. Efendim. Pasta falan istemiyorum. Tamam. Para da almayacağım diyorum. Daha ne istiyorsunuz? Hanımefendi anlatamıyorum galiba. Alışveriş yapmayacağım. Ben özellikle sizin pastanenizden alışveriş yapmayacağım. Para vermeyince alışveriş olmuyor zaten. Adresi alayım. Ki bayılacak. Ay Allah'ım yarabbim bir de hediye olmuş. Koydu. Yalnız Derya resimdekinden daha güzel. Tam bir cadıdır. Tanıdıkça anlarsın. Şunu dolaba koyalım da bozulmasın. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çikolatasını aldım. Pasta almış yine. Çikolata ne gerek vardı? Çikolata çok sever dedin telefonda. Hayır ben onu pasta için söyledim. Yani çikolatalı pastayı sever. Bizimki biraz nazlıdır. Başka pasta yemez. Eyvah eyvah. Ben meyveli aldım ama. Kusura bakmayın lütfen. Beklenmedik bir aksilik oldu. Hele pastanın Yusuf için olduğunu bilseydim. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar borcumuz? Borcumuz yok lütfen. Bu da benim hediyem olsun. Teşekkürler. De bizim adresimizi nasıl buldunuz? Mahallemiz küçük. Bir çay ikram etseydik bari. Çok teşekkür ederim. Nişanlım bekliyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle Zeynep abla. Hoşça kal Yusuf usta. Usta derken? Yok, pasta ustası.
Gelecekti ya. Tutar mı bu? Tutar tutar. Evet, içecekler hazır. Dur ben yardım edeyim. Ha, sağ ol. Ben de üzerime yeni bir şeyler giyeyim. Sabahtan beri aynı kıyafetleyim. Ben burada da suyu alabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Ne alırım ben de işte, sağ olasın. Ada sahillerinde bekliyorum. Her zaman yollarını gözlüyorum. Nay nay nay, beni şad et, şadiye başım için. Ada sahillerinde bekliyorum. Her zaman yollarını gözlüyorum. Her zaman nay 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 nay. Şad et, şad şadiye başım için. Abla! Abla! Dur bak, aç kapıyı. Abla, abla bir saniye. Kapıyı aç. Ablacığım biz... Nerede o adam? Abla, öldüreceğim onu. Abla, öldüreceğim. Ablacığım, tutma beni. Tutma. Lütfen, lütfen. Halil, boyun devrilsin. Kim bu kadın? Ha? Sedef Hanım. Bir de söylüyor ya. Bir de söylüyor. Metin'in oğlu değil mi? Ne iş var bunun burada? Hocam, vallahi sana anlatacaktık. Ne oluyor Halil?